Az önce aktardık. Bingöl'de bir deprem meydana geldi. Bingöl Kığı'da 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 11.19 itibariyle üzerinden yaklaşık bir 20 dakika geçti. Depreme ilişkin ayrıntılar gelmeye başlıyor. AFAD'ın aktardığı ilk bilgiler ışığında saatler 11.19'u gösterdiğinde depremin merkez üssü Bingöl Kığı olarak 4,2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bingöl Kığı'da meydana geldi. Türkiye ne yazık ki hemen hemen her geçen gün yeni bir deprem haberiyle aslında bilgisi geliyor. Şükrü Ersoy deprem uzmanı, Profesör Doktor Şükrü Ersoy şimdi telefon hattımızda. Kendisine yönelteceğiz. Hocam, bu bölgede bekliyor muyduk böyle bir depremi? Şöyle, Türkiye'nin günlük deprem aktivitesi içerisinde ele alınabilecek, yorumlanabilecek bir deprem. Bu tür büyüklükteki bir deprem bizde her yerde olabilir. Kaldı ki Doğu Anadolu'da pek çok fay var. Bunların biri üzerinde bu deprem meydana gelmiş olabilir. Ama 4.1 herhangi bir yıkıcılığı yok. Ve artçı bir deprem değil. Yani 6 Şubat depremlerinin artçısı değil. Farklı bir deprem. Bu bölgede de zaten çok sayıda fay zonu var. Bunların meydana getirdiği depremlerden bir tanesi. Yani Doğu Anadolu ve ya da Kuzey Anadolu fay üzerine düşseydi belki tehlikesi konusunda bir şeyler daha söyleyebilirdik ama bunun için herhangi bir şey söylemeye şimdilik gerek yok. Ama tehlikeli bir deprem değil 4.1. Bir yıkıcılığı yok. Hocam, sadece hissedilebilir deprem. Hocam şunu merak ediyorum. Şimdi yıkıcılığı yok kuşkusuz. 5 ve 6 üzerindeki depremler bizi daha da endişelendiriyor, korkutuyor. Hatta acı haberler alıyoruz bu yönde depremlerde. Bu bölge depreme hazırlıklı bir bölge mi? Yani şu açıdan soruyorum. Bu bölgede bu denli büyüklükteki depremler bekleniyor mu? Tabii. Bu daha büyükleri de olabilir. Yani 6'ya 6.3'e kadar çıkabilecek depremler olabilir. Bu bölgede zaten kuzeyinde, güneyinde, her yerinde faylar var. Bunların ama önemli bir kısmı kısa faylar, uzun faylar değil. Dolayısıyla büyük depremler oluşturmasa da bu bölge bir deprem bölgesi olarak kabul edilebilir. Hocam peki şunu sorayım. Şimdi bu bölge deprem bölgesi olarak, hatta daha büyük depremlere de gebe dediniz. Fakat kısa olması, bölgedeki fayların bu bölgenin kısa olması da unutulmaması gereken bir ayrıntı. Bunu biraz açar mısınız? Kısa derken örneğin şöyle, şimdi haritada Bingöl'ü görüyoruz. Erzincan, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Muş, Erzurum. Geçtiğimiz 6 ay önce yaşadığımız büyük depremde 11 ili kapsayan bir depremden söz ettiğimiz için bunu soruyorum. Burada kısa olması diğer illere de yansımaması anlamına mı geliyor? Ya da şiddetine? Şöyle söyleyeyim. 6 Şubat depreminden sonra yer kabuğu 350 kilometre kırılmıştı. Yani fayın kırılan uzunluğu 350 kilometreydi. Yani buralarda o uzunlukta bir fay zonu yok. Böylelikle beklenebilecek depremin çok büyük olması düşünülemez. Ben onu kastediyorum. Yani bizim bu deprem aktivitesi normal. Fakat çok büyüklerini bekleyemeyiz. Biraz daha kuzeyde 7 su fay denilen bir fay var mesela Kiyan'ın kuzeyinde. Burada önemli deprem beklenebilir. Veya daha güneyde Bingöl tarafında Doğu Anadolu fay üzerinde bazı büyük depremler olabilir. Fakat Kiyan civarındaki de bölgede depremler olabilir ama çok büyük deprem oluşturacak uzun fay hatları yok. Ama sayısı çok. Çok sayıda fay var. Günlük aktivite içerisinde her an bu büyüklükteki deprem her zaman olabilir. Ama büyük bir deprem oluşturabilecek bir fay zonu yakınında yok gibi. Peki hocam, o zaman bu söylediklerinizden şunu anlıyorum. Her zaman soruyoruz. Örneğin Marmara'da gerçekleşen, Marmara Denizi içinde gerçekleşen bir depremin o beklenen büyük İstanbul depremi tetikler mi sorusunu yine bu bölge içinde soralım. Büyük bir Bingöl depremi ya da çevre illerde tetikleyecek bir fay olmadığını öngörüyorsunuz
Doğru mudur? Tabii. Evet, günlük aktivite içerisinde normal karşılayabileceğimiz bir deprem büyüklüğü. Peki, şimdi Demirören Haber Ajansı'ndan Burak Emek, Diyarbakır'da hemen çevre ilinde Bingöl'e, komşu Diyarbakır'da bize neler yaşandı, hissedildi mi orada da? Biraz daha uzak kalıyor Diyarbakır ama depremin merkez üssü Kığ'ya nazaran diyelim. Saat 11.19 itibariyle 4,2 büyüklüğünde yerin 8.47 kilometre derinliğinde yaşanan bir depremden söz ediyoruz. Burak, Diyarbakır'da hissettiniz mi? Diyarbakır'da hissedilmedi bu deprem, ancak Kığ'da, Bingöl'ün Kığ ilçesinde oldukça şiddetli hissedildi diyebiliriz. Büyüklüğü 4.2 olduğunu AFAD açıkladı ve derinlik de 8.47 kilometre yerin altında bu deprem gerçekleşti ve ekipler bölgeye sevk edildi Kığ ilçesinde ve bazı kırsal bölgelerde ise gelen görüntülere istinaden bunu söylüyorum. Duvarlarda küçük çaplı çatlaklar oluştuğu yönünde o çekilen videolarda bize ulaşmış durumda. Şu an için herhangi bir can kaybı veya mal kaybı yaşanmadığını öğrenmiş durumdayız. Ancak AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri bölgede incelemelerini sürdürüyorlar. Herhangi bir olumsuzluk şu an için gelmedi. Sadece bazı kırsal bölgedeki evlerde küçük çaplı çatlaklar oluştuğunu söyleyebiliriz ve Diyarbakır'dan bu deprem hissedilmedi, ancak Bingöl Kığ'da oldukça şiddetli hissedildi. 4.2 olarak kayıtlara geçti ve şu an için bölgede çalışması devam ediyor diyelim, sözü size bırakalım. Peki. Demirören Haber Ajansı'ndan Burak Emek bölgedeki son durumu aktardı. Hocam, şimdi 1939'da Erzincan depremi gerçekleşti. 27 Aralık 1939'da depremin merkez üssü Erzincan olarak ve oldukça da büyük, yaklaşık 58 saniye, 52 saniye gibi süren çok büyük kayıpların yaşandığı bir depremden söz ediyoruz. Şu soruyu soracağım. Bingöl'ün hemen üst kısmında Erzincan'a sınırda gerçekleşti. Bu büyük depremi, oradaki büyük fay hattını tetikler mi bu deprem? Hayır, tetiklemez. Kuzey Anadolu fayının zaten kendi kapasitesi var. Kendi gerilim değerlerini biliyoruz. Dolayısıyla Erzincan 1992'de de bir deprem oluşturdu. Biliyorsunuz 8'di. Onun doğusuna doğru bölgede bir gerilim var mesela. İşte yedi suyu dediğim tarafa doğru. Buralarda daha büyük bir deprem beklenebilir. Fakat Kığ depreminin yedi suyu fayını tetiklemesi mümkün değil. Peki hocam. Hocam, şimdi bölgedeki artçılar devam ediyor zaman zaman. Yaşadığımız o büyük felaketin üzerinden 6 ay geçti ama bu süreç ne kadar daha devam edecek o bölgede? Birbirini tetikleyen faylar olur mu? Şöyle, bu oluşan depremleri artçı deprem gibi yorumlamıyoruz başta söylediğim gibi. Ama 6 Şubat depremlerinin Türkiye üzerinde yarattığı bir huzursuzluk tüm fay zonların da var. Bunu söyleyebiliriz. Ayrıca yani bu depremler artçı kabul edilmiyor. Şeyin üzerindeki 6 Şubat depremlerinin üzerindeki artçılar daha uzun süre devam edebilir. Yani 2 yıla kadar bile çıkabilir. Zaten 6 ay süresi geçmesine rağmen günlük aktivite normalde yine fazla. Yani bir günde 100'e yakın deprem oluyor. Biz bunların çoğunu hissetmiyoruz. Ama işte gördüğünüz gibi 4'ü geçtiği zaman insanlar bunu hissediyor, korkuyor, kaygı duyuyor. Bu da çok normal. Ama aynı depremler, yani 4'ü geçen aynı depremler deprem bölgesinde olduğu zaman biraz tedirgin oluyoruz. Çünkü mevcut yapıların bütün enkazların hepsi kaldırılmadı. Bazı binalar hala ayakta ama hasar görmüş. Bunlar yıkılana dek o tedirginliğimiz devam edecek. Ne zaman ki yıkılıp enkazlar kaldırıldığı takdirde daha güvende olacak. Çünkü hasarlı bir binayı 4,5 büyüklüğünde, 5 büyüklüğündeki artçı depremler de yıkabilir. Çünkü bina zaten çok yorgun durumda, yıkabilir. Orada bir tehlike olduğu söylenebilir.
Hocam şimdi artçıları bir sene boyunca devam edecek deniliyor bu bölge için. Peki bu bölgenin deprem kadar zeminleri de önemli. Şimdi Bingöl'ü konuşacak olursak Bingöl, Erzincan, Tunceli aslında haritada gözüküyor. Elazığ, Diyarbakır, Muş, Erzurum. Zemin etütü açısından nasıl bir bölgeden söz ediyoruz? Teşekkür ederim. Aslında her konuşmamızda zemini hep ihmal ediyoruz. Sadece depremin büyüklüğü, derinliği değil, aynı zamanda içinden geçtiği yer kabuğunun, evet, zeminin jeolojik durumu da önemli. Eğer bir akarsu çökellerinin olduğu ya da işte alüvyon dediğimiz gevşek zeminlerin üzerine yapılmış binalardan söz ediyorsak, bunlar için büyük depremlere gerek yok. Orta büyüklükteki depremler bile bu zemin içinden geçerken hareketlerini şiddetlendirebilir ve binalar ciddi hasar görüp yıkılabilir. Dolayısıyla zemin çok çok önemli. Bazı zeminler üzerinde depremi daha çok şiddetli hissedebiliyor vatandaşlarımız. Bunu siz de yaşıyorsunuz işte. Çok şiddetli hissettik diye haberlere çıkan vatandaşlar oluyor. Bu biraz da yapının ve zeminin durumundan da kaynaklanıyor. Sadece depremin büyüklüğünden kaynaklanan bir durum değil. Hocam, şimdi zaman zaman şunu İstanbul için de konuşuyoruz. Hatta İstanbul'da sizin de söylediğiniz gibi alüvyon zemin nereler, depremi hangi bölgelerde daha çok hissedeceğiz? Tuzla bölgesi, Pendik civarında da büyük bir deprem bekleniyor sizleri söylediği gibi. Ama asıl sismik boşluğun geçtiğimiz günlerde uzmanların söylediği, hocaların söylediği Silivri fay hattında, Silivri bölgesinde çok ciddi bir sismik boşluk olduğu söyleniyor. Bunun için bir zaman vermek elbette doğru değil. Ama şunu sormak istiyorum. Kaç şiddetinde veya kaç yıldır biriken bir sismik boşluktan söz ediyoruz? Şimdi Marmara deprem tehlikesine geçtiğimizde, Marmara deprem tehlikesi Marmara Ereğlisi'den deniz açıklarında kısma kadar fayın ucu var. Bir tarafta da 99 depremlerinin İzmit Körfezi çıkışında fayın ucu var. Yani Kuzey Anadolu fayının burada Kumburgaz ve Adalar hattının olduğu kesimdeki artçıları gelecekte kırılacak. Tekirdağ segmentleri ya da Yalova veya işte İzmit Körfezi'ndekiler depremler oluşturduğu için oralarda tehlike yok. Ama Marmara Ereğlisi'nin güneyinde, işte Silivri açıklarında bir ucu orada olmak üzere, orada Kumburgaz fay parçası var. Bir de adalara ilişkin fay parçası var. Buralarda 7'nin üzerine çıkabilecek depremler var. Çünkü 1766'da iki büyük deprem olmuştu 7'nin üzerinde ve bunların aşağı yukarı tekrarlanma aralıkları dolduğu için Marmara'da yakın gelecekte bir büyük deprem beklenebilir. Bu herkesin üzerinde aşağı yukarı aynı düşüncede olduğu, evet, bir şey durum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Şükrü Ersoy yayın konuğumuzdu. Depremle ilgili son bilgileri, son notları kendisinden dinledik.